Kurtlar hoş geldiniz. Türkiye. Kurtlar hoş geldiniz. Kurtlar hoş geldiniz. Ne olacak ya? Ağırdı olsun dedim. Yerlerde gitmek kolaylaştı. Teşekkür bir teknik ve endüstri meslek lisesi, bir Anadolu sağlık meslek lisesi ve efendim 4 genel lise. Ama bu liselerimiz tabii öğrenci yetersizliğinden dolayı 2 tanesi kapanacak efendim. Bunlardan bir tanesi Çukurköy'de, bir tanesi Bahçede efendim. Toplamda 13 ortaokul kurumunda efendim 264 öğretmen hizmet vermektedir. İlçemiz genelinde toplam 71 okulda 842 öğretmen, 13.813 tesis. İnşaat safhasında 23 adet tesis ve proje aşamasında efendim proje aşamasında 58 adet tesis bulunmaktadır. Orman Esnaf Bölgenizin iştirakçileri ise efendim %49,5 hisseyle Niğde İl Özel Dersi, %49,5 hisseyle Bor Belediyesi, %1 ile efendim Bor Belediyeler Kooperatif'tir. Ben aynı zamanda içimizde ayrıca 42.800 metrekare alan üzerine bulunmuş 430 iş yeri, kapasite küçük sanayisinde mevcuttur. Size 20. İlk Bakım Merkezi komutanlığımız, 1. Ana Bakım Merkezi komutanlığımız, aynı zamanda Bor Şeker Fabrikamız. Bor Şeker Fabrikamızın yıllık toplam efendim 420 bin ton pancar işlemektedir. Hem içeride Ersa köylerimize geldiğimizde 2013 yılı içerisinde izlediğinizde efendim alınması gereken tedbirler ileriye yönelik bize varsa ileriye yönelik bizi önümüzü açacak aydınlatmalar, bunları tespit etmek. 2013 yılında İç Anadolu bölgesinde bulunan ilimizde biliyorsunuz artık Haziran ayı demek yatırımların özellikle inşaata yönelik yatırımların başladığı ay demektir. Bu programlarımız genelde il özel idaresi eksenli başlatmıştık ama bu sene biraz daha genişlettik. Mesai arkadaşlarımın size söyleyecekleri, sizin mesai arkadaşlarından ve bizden varsa talepleriniz, katkılarınızı alıp bu toplantıyı neticelendireceğiz. Şimdi gündemimiz yok. Gündemimiz olmadığı için de tamamıyla serbestçe Niğde'yi, Bor'u ve Bor'da yapılacak işleri konuşacağız. Ve bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapmamız gerekenleri konuşacağız. Dolayısıyla herhangi bir sınırlamaya tabi değil. O sebeple de ama bir belli bir akışı var. Bu akışta önce kaymakamımıza söz veriyorum. Daha sonra mesai arkadaşlarım sizlere belirtmek istedikleri, dikkat çekmek istedikleri hususları ifade ediyorlar. Daha sonra da söz almak isteyen arkadaşlarıma söz veriyorum. Bu şekilde toplantıyı sürdürüp söz bittiğinde de
toplantıyı neticelendiriyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu toplantının Boru ilçemize, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygılar sunuyor ve konuşmanın bu bölümünde Sayın Kaymakamımıza söz veriyorum. Teşekkür ederim Sayın. Sayın Valim, programımızın değerli misafirleri, basınımızın güzel mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, muhtarlarım, Sayın Valim söylediği gibi bugün burada Boru ilçemizin problemleri var ise görüşleriniz ve önerileriniz doğrultusunda daha iyi Boru ilçemizi, daha iyi nasıl Boru'yu nasıl daha iyi görebiliriz, nasıl yakalayabiliriz? Bu amaç doğrultusunda toplanmaktayız. Bu amaç doğrultusunda başta Sayın Valim olmak üzere sonunda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Sayın Valim, değerli katılımcılar, öncelikle burada olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bizim jandarma komutanı olarak Niğde ve Bor bölgesinde önemli bir asayiş sorunumuz bulunmakta. Çevre illerle kıyasladığımızda asayişimiz oldukça düzgün durumda. Fakat bölgemizin malumunuz geçiş güzergahı, Bor ve Ulukışla bölgemiz. Daha ziyade meydana gelen olaylar çevre illerden katkılı olmaktadır. Tarım ve hayvancılık konusunda ilerleme kat ettiği için bölgedeki hayvan yetiştiricilerini zaman zaman ikaz ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bir takım hayvan hırsızlıkları olayları meydana geldi. Bunlarla ilgili bilgilendirme broşürlerimizi dağıttık. Arkadaşlarımız köyleri dolaştıklarında hayvan üreticilerine ne yapmaları gerektiği konusunda gerekli ikazları yapıyorlar. Fakat biz vatandaşlarımızdan yeteri kadar destek göremiyoruz. Öncelikle kendi mal varlığı için gerekli tedbirleri alması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız bilgilendirme yapmaya devam edecekler. Diğer bir konu da bölgemiz bağ ve bahçelerle dolu. Zaman zaman uyuşturucu kaçakçılığı olaylarına meyil veriyor. Biz bu bölgelerde istihbarati çalışmalarımızı yapıyoruz. Yakalamalarımız oluyor. Çünkü halkın huzuru bizler için çok önemli. Bu huzuru sağlamak için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki kendi kendimizin güvenliğini sağlamak konusunda vatandaş destekli jandarma olmak bizler için önemli. Bizler sizlerle beraber varız. Dolayısıyla her zaman irtibat halinde olacağız. Sizlerin istekleri, emirleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Emniyet Müdürümüz. Sayın Valim, değerli katılımcılar. Niğde İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludar. Sayın Valim, Boru ilçesiyle ilgili asayiş anlamında veya bizim hizmetlerimizle ilgili anlamında çok fazla bir sıkıntımız yok. Ancak zaman zaman hırsızlık olayı ki özellikle ev hırsızlıkları zaman zaman yaşanmakta. Bunlarla ilgili de çevre illerden gelen şahıslar tarafından bu hırsızlığın yapıldığı tarafından bilinmektedir. Bununla ilgili vatandaşı bilgilendirici toplantılar yapıldı. Komutanımızın da söylediği gibi bir takım tedbirler sizler tarafından da ve insanlar tarafından alındığı takdirde bu tür olumsuzlukların önüne geçeceğimize inanıyoruz. Arkadaşlar bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları ve hassasiyeti gösteriyorlar. Bir diğer konu efendim, daha önce ifade ettiğim gibi biz sizler de biliyorsunuz konumuz trafik. Yani bütün Türkiye ayında 12 ölüm var. Geçen yılki kazalarda 6 ölüm var. Bu yılki ilk 5 ayda ise 5 ölümümüz var. Ki inşallah bunlar da olmasaydı daha da iyi olacaktı ki bunlar önümüzdeki süreç içerisinde daha da aşağı inecek. Yani alınan tedbirler, bilgilendirmeler ve çalışmalar sonucunda 2010 yılındaki ölüm 12 iken 2013'ün ilk 5 ayındaki aynı dönem içerisindeki ölümler 5'e düştü. Bunlar sizlerin duyarlılığı, sürücülerin duyarlılığı veya yayaların duyarlılığı sayesinde olmuştur ki yaralamalar da yine aynı şekilde. Yani 190'dan 2013'ün ilk 5 ayında 130'lara düştü. Bundaki en büyük unsurlardan bir tanesi emniyet kemeri. Yaşanan olaylara baktığımız zaman gerçekten çok ağır kazalarla karşılaşıyoruz. Ama emniyet kemeri takılıysa o kaza sizlerin de çevrenizdeki insanlara özellikle bu konuları aktarırsanız ve bu konularda gerekli duyarlılığı
oluşturabilirsek bundan toplum olarak hepimizin kazancısı çıkacağını inanıyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. İl Genel Meclis Başkanımız. Sayın Valim, değerli katılımcılar, değerli İl Genel Meclis Üyelerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, öncelikle sizlerle bizleri buluşturan Sayın Valimize, huzurlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz de ifade ettiği gibi bu ilçeler bazında son toplantımız. Sayın Valim, Bor aşağı yukarı bizim yol ağımız 432 kilometre. Tamamı ulaşılabilir noktada. Yine 2012 yılının içinde aşağı yukarı 4 milyon 500 liralık bir yatırımımız var. Ulaşımda herhangi bir problemimiz yok. Yine daha sonra belediye başkanlarımızın, köy muhtarlarımızın istekleri ve talepleri olursa Sayın Valimiz de ifade ettiği gibi bunlar çoklar değerlendireceğiz. Bu toplantımızı öncelikle Bor ilçemizde daha sonra ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüz. Sayın Valim, Bor ilçemizin değerli yöneticileri, değerli muhtarlarımız, eğitim müdürümüzün emirleri açısından Bor ilçemizde çok ciddi problemlerimiz yok. Normal çok daha iyi bir şekilde hizmet veriyoruz. Karşılığını görüyoruz çocuklarımızla. Fiziki şartlarını iyileştirdiğimiz noktasında bu sene Bor ilçemizde 3 tane okulumuzda büyük olaylı isimlendirdiğimiz veya yatırımı isimlendirdiğimiz çalışmamız var. Gazi İlkokulumuza 12 dersi bir ilave yapıyoruz. Hayırseverimizin katkısıyla. Yine bu sene İlkokulumuza 7 ek dersi yapıyoruz. Oğlu köyümüzün okulunu tamamen oradan geçiriyoruz. Ve bunun dışında yine bu yaz tatil içerisinde toplamda 15 tane okulumuzu ayrıca küçük olaylı gerçekleştireceğiz. Suayalı çatısı, rehata duvarları veya boyama odası noktasında dinlediğim gürlüğü tarafından 15 tane kurumuz bu şekilde tadılatı gerçekleştirdik. Bu tadılatları okul müdürlerimizin ve yöneticilerimizin beraber sizlerle mutlaklarımızın içeri mekik müdürlüğüne veya bizimle irtibata geçerek belirlediğimiz okulu. Bunun dışında bizim görevimiz eksiklikler varsa sizlerden alacağımız çeşitli tarifleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Bunun için bizlerden bir yıllar içerisinde veya okulumuzda bir sıkıntımız var. Zaman zaman bize de soruluyor. Güncelleme açısından başlıyor. Yeni bir hazırlıklarla varsanız bu konuda hazır. Kalkınma Bakanlığı'nın konuları bir bütçe istedik. Bu bütçenin bizim verilmesi halinde bir bütçeyle bir muhakkak lisesiyle o okulu yapacağız bu çıkma. Eğer bu sene için bu çıkmazsa başka bir amaçla bize gelen bir ödenek vardı. Bu ödenekler Yumayet Lisesi Ortaokulu'nun yapımını yine bu sene başlayacağız. Yani tam anlamda öğrenmişiz var. Bu sene de Yumayet Lisesi ve Ortaokulu'nun inşaatına bu lisesinde başlayacağız. Ben de hepinize teşekkür ediyorum ve saygı duyuyorum. Peki, ben teşekkür ediyorum. Çevre Şehircilik. Orada kayı büyüyen bir deneme bahçesi, deneme bahçesi, 5 hektarlık deneme bahçesi kurduk. Yine bu bölgede
Belediye Başkanı. Diyarbakır Belediye Başkanı Askerleri Birlik Başkanı. Son birkaç gün içerisinde askerlerle ilgili pek çok değişik olmadığı konularda kısa bir bilgilendirme yapıyor. Bunlardan birisi de elimi değildi. Askeri kendilerinin resmi imkanı yaptığım konusunda mutlaka bir yapımımızı tekrardan anlatmak için bekliyorum. Çünkü adam sevdiğini altına gibi adam kapısında ayrı elimi yapmak resmi imkanı yaptırmamış. Biliyorsunuz askerlerle ilgili bir görev. Dolayısıyla başına herhangi bir iş gelme olasılığında sağlıkta katta kanunlu mirasçılarda veriliyor. Dolayısıyla resmi imkanı olan askeri derse belli kalan kişi çok pahalı oluyor. Yine bir yer burada eskiden askeri görevi ailede bir sağlık manyak veriyordu. Geçen yıl bu olayı kaldırsa da sağlık manyak vermiyordu. Sosyal güvenlik kurumu gene sağlık kurumu kapsamında sağlık görevi. Bunun için de sosyal güvenlik kurumu öyle yapar. Hükümler askeri birlikleri zaman öyle kesiyorlarsa geri kalanlarının geri teslim yaptığı kaynaklanmakta ve valilik sosyal güvenlik hakkında mücadele gerekiyor. Ki sağlık ilgili hakları bilebiliriz, bağlı olmasınlar. Bir diğer konu bugün kapsamlı bir iş yapıldı, yoklama ile ilgili. Eskiden mahallenin muhtarlar daha iyi bir listeler listeler görüyoruz, bunlar atıyoruz. İmzalı yolculuk ile geri geliyoruz, artık bunlar sağlıklı. Biz sadece cezalı tutukla düştüğü zaman hükümeye yazı yazıyoruz. Veya kolay bir şey varsa, ne bir sebeple belli varsa yazı yazıyoruz. Bunun için hükümlere bir iş gibi konuda yazı yazmıyoruz. Yani senin askerin can geldi, muayene ol. Bak senin sevgin çıktı. Şu sahibinin sevgini alın yazın geldi. Maalesef eşinden kalma alışkanlık. Hükümlerin bunu biliyor ve ceza, cezalı duruma düşüyor. Yine bu gibi yapılan değişikte zamanla gitmeyenler için eşinden mahkemeye veriyor hatırlarsınız ve yardımları var. Bu sağlıklı ilk ve ikinci kaynak kurularında kaybı davranı kesiliyor. O da ise bir gün 4 saat geçen her gün geçişmelerde bu yılki rakamda 168 lira para cezası. Çünkü burada hükümlerin bilmesi de fayda var. Bir diğer konu kalmışlar, sülüsleri, halk ağzıyla sülüsleri, bizim kazımızda sevk verdiğimizi biz verdiğimiz zaman farklı tarihlerde veriyoruz. Mesela hükümümüzde gelirdi ki, amcam oğlu perşembe günü katılacak, bana pazartesi dediniz, ben amcam oğlu ile gideceğim. Size diyoruz ki, hayır sen pazartesi gideceksin, amcam oğlu perşembe günü gideceksin. O neyse o zaman da diyor, perşembe günü gidelim diyor, 3 gün geçiyor. Bu 3 gün geçip ben eskiden şöyleydi, keyif oluyordu. Mahkeme veriyordu. 355 yılın dokuzu ferah ediyor. Ancak şu anda 355 keyif oluyor. Üstü üstü bir de para cezası. Dolayısıyla bu tür para cezalarıyla karşılaşmamak için bizim belirttiğimiz tarihte sülüste yatan tarihte biz de yatan olmalı çok önemli. Bir diğer husus para cezaları. Eskiden asker işlemlerinin zamanında yatırmayanların bir takım işlemleri için mahkeme verildi. Şu anda bunlarda da yine para cezası kesiliyor. Dolayısıyla bir duradan başlayan 18 bin liraya kadar gördüm ben hani yoksa bakan kanun üzere olarak da para cezaları kesiliyor. Vatandaşların da askerlik gibi işlemlerinde özellikle zaman yardım alanı çok önemli. Nasıl yapacaklar? Doğum tarihinde doğum noktası konulduğu zaman ki bu yıl için 1990'lar doğumları tekrar ediliyor. 2013 yılında 1990'lar doğumların yoklamalarını yapmaları gerekiyor. Bunu yaptıkları zaman benim halim yok demeleri bir an müdahale etmiyor. Ceza altında düşüyorlar da kasıya gidiyor. Ceza 100 liradan başlıyor. Ben şimdi yanında listeler getirdim. Muhtarların toplantı bittikten sonra ayırmazlarına listeler alırsa mümkün olur. 30 yaşında bir olan kaçakların listelerini getirdim. Yani size verdiğim listelerde sadece 30 yaşından büyük boğazlarını listeler. Bu adamla durmak için ben muhtarlarımdan yardım istiyorum. Nasıl yardım istiyorum? Vatandaş mutlu olmayabilir, başka yere taşınmış olabilir. Bana bir ucu lazım. Yani bir şekilde onu ulaşmak için bir ucu lazım. Ben ona çekip o yüklüğe ulaşabilirim. Öyleyse sizden özellikle bu vermenin sizlik isimler de asla tutulmanı rica ederim. Şubat ayında toplum sefer görevlerinin temizleri yapıldı. Dolayısıyla şu anda liderin sefer görevlerinin temizliği oranına kadar düşmüş şu anlama geliyor. Savaş ilan edildiği zaman Allah korusun. Birliklerde sevk etmemiz gereken kişilerin yarısı şu anda birileri savaş çıktığında ona ihtiyacın olduğunu bilmiyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Biz ülkeler daha üstte de yazılıyoruz da. Onda bir sıkıntı yok. Ama şu an ilk yazılımlarda 3 ay geçti. Şu anda 1900 kişiye hala ben bunu hediye veriyorum. Muhtarlarından şunu rica ediyorum. Nice geldikleri zaman gelsinler, çay yazı kahve bize, açık havada sigaramı içsinler.
Ama desinler ki benim köyüm iyi, benim mahallem iyi, senden de benim var, var mı? Siz denemezsiniz lan, yükümlük gibi İstanbul'dan haberler gittiler, işlemi yapmıyor. Ama bizim yazı gidiyor, gitmiyor, bir şekilde netleşiyor. Bakın, bütün ülkelerde söylüyorum, Çamaşır'da şu anda sıkıntı yaşamıyor. Neden? Bu işte görevli memurum Çamaşır'dan geldi. Muhtarlar önce, muhtar ödenememiz, tek 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 bütün yükümleri, sefer görevli tekiyelim ama diğer ülkelerde hala tekiyelerimiz sefer görevli memurum. Son olarak şunu söylemiyorum, bir yanlış anlama var genel bir kanaat. Türkiye'nin herhangi bir yerinden, herhangi bir askerlik yerinden, askerlik ilgili her türlü işlem yapılabilir. Bazı yerlerde köle işlemlerine de geliyor yüklerimize. İşte biz sonraki yerler askerlikle söyledik, siz kendi işlemlerinizi bileceksiniz dedi. Hayır, böyle bir şey yok. Herhangi bir yüklü, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki herhangi bir askerlik yerinden her işini yapabilir. Hani bu iş yer cümlesi de yapılır, bu yalan cümlesi de yapılır diye bir şey yok. Bu konuda da vatandaşlarınızı bilgilendirseniz para da zamanla ilgili geçiş olur. Arzu ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. İl özellikle genel sekreteriniz. Sayın Valim, değerli adımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu ilçemiz 21 köy ve 5 bağlı üniversite 2002 yılı toplam köy nüfusu 5.8548'dir. İlçemiz köy yolu ağı toplama 478 kilometre olup, bu yol ağının 267 kilometresi asfalt kaplama, 160 kilometresi stabilize kaplama, 18 kilometresi ise tesis halindedir. Birinci derece yolların tamamı asfalt kaplamadır. İlçe genelinde bugüne kadar 115 metrekare, yaklaşık 23 kilometre kadarında kilitli parke döşemesi için gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında yol ulaşımı, tarımsal sulama, içme suyu, kanalizasyon ve imar hizmetleri sektöründe toplam 94 kalem iş yapılmış bu işlerin yaklaşık maliyeti 4.492.000 TL civarındadır. 2013 yılı içerisinde planladığımız çalışmalara gelince, yol ulaşımı sektöründe İlçemizde köy destekli zeytinyağı programları kapsamında 82-86 kilometrede asfalt kapımı yapılacak olup yol ağındaki diğer yollarımız onarlı tesisliğe ve kapımları yapılacaktır. Plan projelerinin inşaat sektöründe ise doğal arıtma, klorona cihaz montajı, halde kapama bu yıl bol içerisinde köylerine yaklaşık 25.750 metrekare şu anda İttifakiyat ayırış durumundayız. Biraz evvel de Sayın Bayram, Sayın Kaymakamımızın bir filmini arz ettiği üzere 4 köyümüzün İttifakiyat işi tamamlanmıştı. Diğerleri de aramaktadır. İçme suyu motopomplarının güneş enerji çalışmaları projesi ilerimizin AYP'ye sunmuş olduğu proje kapsamındadır. Buradaki amacımız köylü vatandaşımızı içme suyu motopomplarının gardırosu yer altından su ihtiyacı, içme suyu ihtiyacını karşıladığımız köylerdeki vatandaşın elektrik giderlerini kurtarmak için bir çalışma başladık. Bu amaçla bir kriter kurduk. 11 kahvalık enerjiye ihtiyaç duyan motopomp kullanan köylerimizin bu motopompların enerjisini güneş enerjisinden sağlamak için bir proje yapıldı. Bu kapsamda elimizde 26 tane köyümüzün içme suyu motopomplarının güneş enerjisinden sağlayacağımız elektrikle çalıştırmayı planladı. Bolu içerisinde Bayat, Bereke, Gökbez, Emen, Karamahmutlu, Kavuklu, Seslikaya, Türkçü ve Kaynarca olmak üzere 30 köyümüzün içme suyu motopomplarının elektrik ihtiyacı inşallah bu yasa yapacağımız projeyle güneş enerjisinden sağlamış olacak. Emen ve Kavuklu köylerimizdeki içme suyundaki karates dolayı ilk etapta burada yeni suyu da aşağıya planladık. Bu amaçla MDA'dan jeolojik mühendislerimizi getirdik. Sondaj yeri tesis noktasında ve hem Bohru'da hem Yemen'de jeolojik etüdü gerçekleştirdik ve sondaj projemizi yerleri belirledik. Buradan çıkacağımız sonuçlar transferle tekrar tahlil yaptırıp eğer işçi suyu kullanımı sağlıklı ise köy halkımızın hizmetler sunulacağı rahatsız takdirde en önemli arzası noktasında sınıfımız var. Arzası takma tesislerimizde gerçekleştirilir kuracağız.
Kalırsa hizmetler sektöründe ise bir özelliği açısıyla bu yıl Kelenisa üst sulama tesis idaresinin gerçekleştirdik kuralı açıklamalıdır. Bor, gök ve sulama yönetimi ise geçen yıl sahibi olarak ihale etmiştik. Bu yıl inşallah Ekim ayı içerisinde tamamını bitirecek ve bu gök ve sulama sistemi KOP projesi kapsamında Konya KOP İdaresi Başkanı'na sunulmuştur. Bunun yanı sıra Bede Su İşleri'ne 1000-1400 kapsamında iki tane projemiz sunulmuştur. Bunlardan kalabalık sulama yöneti ve havuz sulama yöneti. Şu anda kalabalık sulama yönetiyle sonunda çalışmamızda bildiğimiz kadarıyla Bede Su İşleri yaptı. Proje ihalesi aşaması veya tamamlamış sunum olması gerekir. Konya Masası Projesi'ne bu yıl sunduğumuz projenin içerisinde, bu içimizde Bahçeli Dipsizli Sulama Tesisi, Karapamutlu Sulama Tesisi, Karapamutlu Sulama Köleti, Bor Gökmez Göğürlük Sulama Tesisi, Bor Halaç Düz Sulama Tesisi, Bor Bahçeli Göğürlük Sulama Tesisi olmak üzere projelerimizde biz KOP İdaresi'ne sunduğumuz listeye dahil ettik. KOP İdaresi bu projeler içerisinde genelde kriterlerine uygun olan projeler görevliği bizlere pazarlıkları takdirde bu projelerimizde gerçekleştirecekler. Bunun yanı sıra içerisinde Balçı, Çukurköy, Kayı, Kızılca'da toplulaştırma işlemlerini Tarım Bakanlığı yürüttüğü için buranın kapalı sistemlerini toplulaştırma kapsamı içerisinde gerçekleştirecektir. Belediye su işleriyle sözleşme imzalayarak açıklamalara kapalı sistem haline getirmek isteyen 3 tane kooperatifimiz vardır. Bunlar bu Alkoy Sonu Kooperatifi, Bor Karabük Deres Sonu Kooperatifi ve TTK Sonu Kooperatifi. Bunlarla ilgili kuyudan dedi değerlendirilerle ulaştırmıştır. Deres su işleri yönlendirilmiştir ve dün itibariyle de proje ihalesi yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde bunun içerisinde göreve yardım kalemiyle yaklaşık 200 bin lira gibi yardım yapılmıştır. Teşekkür ediyorum. Arz ederim Sayın Bakanım. Peki. Teşekkür ediyorum. Biz üst katlardan anlattık. Şimdi sizlerden söz almak isteyen yerine söz vereceğim. Evet. Demek neresi dedin? Biz şu anda yeni yana şiarına bir okul istiyoruz. Salih Hoca istiyoruz. Muhtarlık Kona Avcı. Muhtarlık Kona istiyoruz. Şu anda bizim hiç şiarımız yok Sayın Valim. Taşındıktan sonraki yeni yerleşim yerinde okulla ilgili olarak bir çalışma yapılmadı mı? Taleplerimiz oldu Sayın Valim. İl Milliyet Müdürlüğü'ne bildirdik. Onunla ilgili. Yani peki şeyin kapsamında yok mu? Normal bir yeni şeyler yapılacak. Evler yapılacak. Onu, o planlamada okul yeri yok mu? İmarda var efendim. İmarda var. Tamam, onu milletimiz notunu aldık. Değerlendireceğiz. Sağlık ocağı geçmişte kaldı. Sağlık ocağı diye bir şey kalmadı. Yani sağlık ocakları 2 yıldır pes edildi. Sağlık ocağı kelimesi lügatımızdan çıktı. Artık aile hekimliği. Aile hekimliği de şu anda normal tüm NİDE genelini kapsayacak şekilde her yerde aile hekimlikleri oluşturuldu. Sizi Kaynarca'yla kapsayan kızım vardır. Bunu bölünüp de sizin köyde ikamet eder hale getirilmesi bu aşamadan sonra mümkün değil. O bitti. Şu anda Salih Hoca yerimizde var Sayın Valim. Efendim? Şu anda Salih Hoca yerimizde var aynısı. Ney var? Sağlık Hoca arsamızda var aynı tahsilde. Arsa olsun. Sağlık Ocağı yok. Sağlık Ocağı unuttuk. Bundan sonra koruyucu hekimlikle ilgili olarak aile hekimliği kavramı var. Aile hekimliği kavramı da kendi normal standartında kuruldu, çalışıyor. Dolayısıyla onu bir kenara bıraktım. Diğer üçüncüsü neydi? Muhtarlık konağı mıdır Sayın Bahri? Muhtarlık konağı. Muhtarlık konağı. Onu da yeni yere taşındıktan sonra, yeni yerimize taşındıktan sonra köylere yardım kapsamında değerlendireceğiz. Tamam mı? Onu da özel bir araba olarak yalnız taşındıktan sonra. Sayın Bahri, şu anda yani vatandaşımız buraya evet taşınacak ama diyor ki yani ben cevabım yok. Muhtar, bir dakika şunu söyleyeyim. Birincisi gazetecilerden medet umma.
bugüne kadar efendim gazetecileri getirdim, işte dışarıdan hava tutuyoruz falan. Bunlar yani sana fıtta fayda sağlamaz, başkasına da fayda sağlamaz. İl afet olarak, efendim özel idare olarak senin bütün işlerine takip ediyoruz, bakıyoruz. Gazetelere haber verince daha fazla ilgilenmiyoruz yani, onu söyleyeyim. Ve de şık olmuyor. Gazeteciler de bilemem yani. Normal işte, bak burada sana fırsat verdim, meselemi ilettim. Bunu basın yoluyla iletmek şeklindeki bir davranış hoş değil. Meseleleri biliyoruz. Bir bölümü zaten nakledildi, bir bölümü tekrar naklediliyor. Nakledilen yerde diyelim 100 tane, 150 tane çocuğumuz varsa biz onu okulsuz niye bırakalım? Bizim gayemiz vatandaşa hizmet etmek. Hizmet edeceğimiz için de tabii ki elimizdeki imkanlar ölçüsünde okulunu da yapacağız. Zaten şu anda aile hekimliği kapsamındasın. Muhtarlık binasında normal diğer köylerde nasıl yapmışsak sizde de yapacağız. Teşekkür ederim. Sayın konu başkanım. Sayın Bey, iki türlü biz köy konağı projesi, tıp projesi hazırladık şu anda. Bir tanesinde sağlık yerleri ihtiyaç olan yerlerde biraz daha büyük yaptık. İki odayı aile hekimlerimiz gelip hasta muayene etmesi için orada iki oda ayırdık. Eğer sağlık evi ihtiyacı yoksa biraz daha küçük muhtarlık evi, toplantı salonu ve mutfak olmak şartıyla. Tabii bunlar da proje hazır efendim. Ödenekle ilgili sıkıntımız var. Onları yavaş yavaş yapacağız sırasıyla sayın. Başka söz almak istemem. Evet, Bahçeli Belediye Başkanı. Sayın Valim, daha önce de iletmiştik, yani Şahli Bey'le de görüştük ama bizim bu tren yolundan şeker fabrikası önüne geçen bir yolumuz var. Yani ben BİMER'e yazı yazmaktan bıktım artık, vatandaşla şikayet etmekten bıkmadım. Yol gerçekten çok standartların altında bir yol, çok da bakımını da yapamıyoruz. Yeri geliyor işte sıkı başkanından, karayollarından, rotbuk salıp anca yanmayabiliyoruz ama artık ayakta tutma imkanımız da kalmadı. Ne kadar tabii ki yasalarla özel idare köylere hizmet ediyorsa, yani bazen içimizden geçiyor, keşke köyüm olsak, ne yapsak diye. Bizim imkanımız yok. Biraz tabii sizler de biliyorsunuz, fazla bir ekibimiz, ekipmanımız da yok. Şimdi benim bir sıkıntım bu yol var efendim. Burada zaten 3-3,5 kilometre kadar bir mesafe yani. Kanalizasyon çalışmaları var. Diğer taraftan bu tarafa kanalizasyon gelmeyeceği için o yolu artık programı yaparız. Nasıl yapacaksak öyle bir bu konuyu arz edeyim size. İkincisi de efendim bu Roma Havuzu'nun olduğu yer belediyenin tapulu yeriydi ama için seneki Arıtlar Kurulu'nun kararıyla bu Roma Havuzu birliklerin stadın içerisine alındı. Ama şimdi kültür yani şikayet de olsa bu hiç dönüp baktığı yok. Bütün BİMER'den gelen, vatandaştan gelen tepkiler hepsini biz karşılıyoruz. Sitelerin içerisine alırlarsa, onlarsa baksınlar efendim hiç bir vakit yok. Biz zaten kendi kasabamızı zor ayakta tutuyoruz, imkanlarımız kısıtlı. Bunu da arz edeyim efendim. Teşekkür ederim. Oldu, peki ben teşekkür ederim. Bu Roma Havuzu ile ilgili konuyu bana niye de hatırlatma. Gerçekten ben de geçen gün gittim. Biraz perişan. Onunla ilgili bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Doğru. Yol konusunda da yani prensibimiz belli. Sana iki şart ileri sürüyorum. Ya özel idareyle protokol yapacaksın ya da belediyeyi köye çevirmek için dilekçe vereceksin. Hangisini kabul edeceksin? Yani protokolsuz olmaz. Onu Sayın Bey, bir ara ben şey yapayım. Protokolü kolay yapıyorlar. Ölümeye gelince işte artık onu mesaj alıştı. Protokolü yaptıktan sonra takip edeceğiz. Versin mesela. Tamam, mesaj alacağız. Evet. Başka var mı? Evet. Ben gördüm ki yani en büyük ilçemiz Bor, daha fazla vakit alır, daha çok kişi söz alır diyordum. Sorun mu? Sayın Ali, evet. Orada sorun yok onlar.
Verdi. Bir dakika. Söz verdim. Ondan sonra. Tamam. Sayın Valim. Sayın Kaymakam, Bülent Sarp'ın protokolü saygıyla selamlıyorum. İlçemize geldiğiniz için, böyle protokolü vesile olduğunuz için başta zaten size teşekkür ediyorum. Ben bir konuya temas ederek, yani aslında söz alan fazla olmayınca belki bir önünü açmak anlamında birkaç konuya temas edeceğim. 4 yıldır mecliste takım hizmetlerinin gerçekleşmesinde başta zaten biz, sayın gençlerim, ve meclis başkanımız olmak üzere hepinize ayrı ayrı ilçemeden teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Sanki yıllardır burada görev yaparcasına hazırlamış olduğumuz bir bilgi. Kendi aramızda da kısa bir mülakatta çok beğendik. Kendilerini ayrıca tebrik ediyoruz. Asayiş anlamında gerek emin, gerekse jandarma anlamında zaman zaman gördüğümüz eksikleri iletme ve onlarımıza karşı göstermiş olduğu anlayışla dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzle geçen hafta içerisinde yapmış olduğumuz, ben aynı zamanda Eğitim Komisyonu Başkanı olarak kendilerini ziyaret ettik. Bir takım konularda bize göstermiş olduğu anlayış ve açılımla dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve bu hafta inşallah Milli Eğitim Müdür Yardımcımızla da bir takım konulara, biraz önce 15 yılın tarzatından bir takım konulardan bahsettik. O konuda biraz daha kendilerinden yardım isteyeceğiz inşallah. Çünkü gerçekten okullardaki tarikat konusu bütün bir defasında hakikaten çok önem arz ediyor. İşlem konusunda, sınıfların önlenmesi konusunda gerçekten çok önem arz ediyor. Onun yanı sıra tarımsal hizmetlerde biz gerçi kendi dairemiz adına şey yapıyoruz. Bor arazi olarak gerçekten çok büyük bir araziye sahip ama maalesef diğer ilçeler gibi gerek arazi yapıyoruz, deyim açısından olsun gerek su kaynakları açısından olsun, biraz daha şanssız bir bölgedeyiz. Gerek devlet su işleri ülkesine devam eden projelerimizin takibi, gerekse şu andaki KOPA sunumdan bahsedilen projelerin destek genel sektörümüze, meclis başkanımıza özellikle bunların desteklenmesi, devletimizde planlamaya aldırması konusunda desteklerini özellikle rica ediyoruz. Son olarak da planın başta bir takip ettiğimiz bütün konuşmalarda hepsi proje kapsamında olan işlerden bahsedildi. Onun için ben daha önceki yıllardaki konuşmalarımda da sayın muhtarlarımıza özellikle rica ediyorum. Mutlaka proje hazırlasınlar. Bir hayalleri varsa, hayal kuruyorlarsa onun gerçekleşmesi için olmadığını yapması için düşünmeden projelerini ilgili kelimelere, ilgili bilgilere, ilgili dairelere aktarmaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Ve bilmenizi hepinize teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Tamam. Badakköy Muhtarı Ayhan Kalkan. Sayın Valim, benim okulumun 25 tane öğrencisi var. Okulum bakımsız, lojmanım bakımsız. Taşımalı mı, taşımalı mı? Taşımasız. Ya 25 öğrencilik evet, okul. Bir cem dörde kadar köyde okuyor. Geri yanı taşımalı. Tamam. Not al. Evet. Tamam. Başka bir şey anlatacağım. Sayın Valim, Yedibeşler Mahallesi Muhtarı Rıfat Erol'a. Şehir mezarlığının mahallenin sınırları içerisinde olduğundan bizim mezarlıkta Şık Kutlusu Hazretleri yatır vardır. Oraya ziyarete gelen vatandaşlarımız var, çevre ilerler, Ankara'dan. Geldikleri zaman da 25-30 otobüsle geliyorlar. Fakat ihtiyaçları gidermeyen tuvaletlerimiz kafi geliyor, özür diliyorum önce. Camimiz var, modelli bir camidir yeni. Altında bir tuvaletimiz var, biz bunu Ümer'e bildirdik. Fakat Ümer'den gelen bize bir yazıyla bu caminin deposu, tuvaletinin sayacı kaldırılacak, oranın ışıklandırması da büyük tarafından önerileceklerinde hala burada elimizde yazı var. Biz de Sayın Ümer'e bildirdik bunu. Dediler ki, Bakıp'tan Kayseri'den, buranın kirası verilecek demişmiş. Bu tuvaletin açılıp da o karşılık şeyleri
ihtiyaçları gidermemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Belediyeyle ilgili değil mi? Hayır efendim. Baktılar mı? Baktılar. Genel müdürlüğüne. Baktılar. Bölge müdürlüğüne de gittik. Ama burayı kira karşılığı veririz diyorlar. Ya doğrudan istiyorsunuz. Aslında vatandaşımız yaptı bu camiyi. Ama maalesef baktılar bölge müdürlüğümüz burada kira olursa ne hale değilse kesinlikle yapamayız diyorlar. Sayın Muhtarım'la beraber de gittik. Bölge müdürümüzle de görüştük ama çözemedik. Şimdi burası yani vatandaş yaptı derken ne zaman yaptınız? Vatandaştan toplanan parayla yapıldı. Kaç sene oldu? Bayağı oldu. Ama vakıflara devrettiniz. Vakıflara aşağı tarafı kendisini almış vakıflar. Şimdi de orayı diyorlar ki kiraya veririz. Bizzat konuştuk. Cüzüğü bir kama indirin dedik. Çözüm var mı? Yani bilebildiğiniz bir çözüm var mı? Çözüm aslında vakıflar bölge müdürlüğü istese muhtarlığa veya belediyeye bunu devredebilirler. Ama devretmiyorlar. Yani bize tamam. Devretin dedik. O biz bakalım dedik ama... Planlama toplantısında... Planlama toplantısında sen bunu gündeme getir. Orada tekrar bir inceleyelim. Oldu mu? Yani ancak o şekilde çözebilmiş. Tamam, oldu. Sayın Valim, camimizin altına borç yaptırdık. Diğer ihtiyaçlarımızı hastaneye sıkıştırmadan onları biz gideriyoruz orada. Yalnız camimizin hocası buna razı değil. Orada bir doğal gaz çekilecekti. Buna hoca karşı geldi, içeriği berbat etmişler. Bütün temizliğine, her şeyine ben bakıyorum. Evet. Onun müftülük notalarını görüşecek. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Evet. Küçüköy muhtar efendim. Efendim bizim köyümüzde 2,5 yaş, 2,5 senedir imamımız yok efendim. Geçen gün telefonu versen. Evet verdim efendim. Müftümüz bir cevap versin. Yani beni bildiğim kadarıyla sizin köyü birisi isteyecek ki müftülükte tayin etsin. İlanı çıkıyor mu bundan?